Inventor'ın saç metal modelleme ortamı, saç metal modellerinizi hızlı bir şekilde tasarlamanızı ve daha sonra bunların açınımlarının otomatik olarak alınmasını sağlamaktadır. Bu alıştırmamızda bir saç metal modelin hızlıca tasarımını göreceğiz. New komutuna girdiğimde metrik şablon listesi altından Sheet Metal IPT dosyasını şablon olarak seçiyorum ve OK ile şablon dosyamı açıyorum. Saç metallerin formatı IPT formatıdır. Dolayısıyla diğer katı modelleme formatlarından farklı değildi. Dolayısıyla mantık olarak iki boyutlu eskizlerle çizime başlarsınız ve modelinizi daha sonra diğer özelliklerle geliştirirsiniz. Tek fark burada saç metal modellere özgü komutların olmasıdır. Öncelikle ilk sacımızın yüzeyini tanımlamamız lazım. Bunun için dikdörtgen komutuyla bir dikdörtgen çizdik ve daha sonra ölçülendirme ile bu yüzeyi istediğimiz büyüklüğe getiriyoruz. Eskizin oluşturulmasından sonra Finish Sketch ile saç metal modelleme ortamına dönüyorum. Dikkat ederseniz kullandığım şablon dosyası saç metal dosyası olduğu için dolayısıyla burada Sheet Metal isimli şerit menüm yer alır ve bunun altında saç metal modelleme ile ilgili komutları görürsünüz. Saç metal tasarımı yaparken öncelikle burada görmüş olduğunuz setup panelinden belli ayarların önceden tanımlanmasını yapmak gerekir. Bu ayarlar arasında saç kalınlığı, malzeme özelliği gibi özellikler yer alır. Buradaki seçeneği kapatıp kalınlık olarak 2 mm kalınlığına giriyorum ve OK ile devam ediyorum. Sacımın ilk yüzeyini oluşturmak için Face komutunu kullanabilirim. Face komutunda tanımladığınız kesit otomatikman seçilir. Yön belirtebilirsiniz ve daha sonra OK ile ilk sacınızın modeli oluşturulmuş olur. Bu aslında bir ekstrüzyon işlemi gibidir ama sizden ekstrüzyon derinliği sorulmaz çünkü bir önceki adımda saç metalimin kalınlığının 2 mm olacağını girdim. Dolayısıyla bu 2 mm bilgisi bu eskizden saç oluştururken otomatik olarak kullanıldı. Bundan sonra diğer kısımları oluşturmak için örneğin flange komutunu kullanabilirim. Flange komutunda benden bir kenar seçmem istenir. Kenarı işaretledikten sonra gördüğünüz gibi ön görünümünü alırsınız ve daha sonra diğer özelliklerini buradan tanımlayabilirsiniz. Yükseklik olarak 85 mm'lik bir yükseklik tanımlayalım. Ve OK ile bu yeni saç bölümünü modele ekleyelim. Dikkat ederseniz saç metal modellemesi yaptığım için kıvrımla ya da bükme bölümü otomatikman oluşturulmuş oldu. Modify panelinden Corner Round komutunu çalıştırdığımda benden yuvarlanmasını istediğimiz köşelerin seçilmesi beklenir. Buradaki köşeleri işaretlerim. Radius için bir değer verebilirim ve OK ile yuvarlamayı uygularım. Bu katı modellerde kullandığımız yuvarlama özelliğine benzemektedir. Bu çok basit ilk örneğimizde hemen açınıma bakalım. Açınımı elde etmek için Flat Pattern panelindeki Create Flat Pattern komutunu kullanacağız. Komutu çalıştırdığım an modelin otomatikman açınımı elde edilir ve ayrı bir pencerede sunulur. Browser penceresinde şu anda aktif olan Flat Pattern isimli açınımımdır. Folded modele geçmek için buraya çift tıklamam gerekir. Böylece çok basit bir saç modelin oluşturulmasına ve bundan açılımın hızlıca türetilmesine bakmış olduk.